Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere PUBG Mobile 3.3 güncellemesinin beta sürümünü nasıl indirebiliriz ve nerede bulabiliriz? Beta sürümünün içerisine nasıl girebiliriz onu anlatacağım. Hazırsanız videomuza geçelim arkadaşlar. Normal PUBG Mobile oyun hesabınıza girdiğiniz zaman sağ üst köşesinde etkinlikler yazıyor. Bir sayfa işareti çıkıyor. Bu sayfa işaretine tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi direkt karşınızda 3.3 sürümü beta testi diyor. Direkt hemen üstüne tıkladığınız zaman indirme sayfasına atacak. Beta'yı indirdikten sonra beta'nın içerisine gireceksiniz. Girdikten sonra bu şekilde siz de beta'nın içerisine girebilirsiniz. Buraya girdikten sonra modlar gözükmeyecektir. Modları görebilmeniz için ikinci aşamada oda ile girmeniz gerekiyor. Kartınız da olmadığı için bu şekilde siz giremiyorsunuz. Kartınızın olması gerekiyor. Buradan hemen bu oda kartını nasıl alabilirsiniz? Oda kur dediğiniz zaman sizi UC'ye atıyor. 500 UC'dir. Gerek yok. Oyun direktmen size zaten bedavadan ilk etapta bir oda kartı veriyor. Bu oda kartı nerede bulabilirsiniz? Hemen bunu göstereyim. Burada etkinlikler kısmında, yani beta sürümünün içerisinde etkinlikler kısmına giriyorsunuz. Sayfa işaretinin hemen karşısında yazan anket ve ödüller diyor. Anket ve ödüllere tıkladığınız zaman bu size 3 günlük bir oda kartı veriyor. Yani 3 gün boyunca beta sürümünün içerisinde dilediğiniz gibi testinizi yapabilirsiniz diyor. Fakat bu 3 günlük oda kartını alabilmek için de burada aşamaları var. Yani hangi aşamalarda alabiliriz onu tıklayalım. Hemen incele dediğiniz zaman sizi direktmen buraya atıyor. Burada hangi dili biliyorsunuz? Örnek veriyorum, Türkçe arkadaşlar. Türkçe olarak devam edeceksiniz. Burada sizi hemen bir anket şeklinde, yani ankete atıyor. Burada doldurmanız gereken bir şey. Beta testine ne kadar memnunsunuz? Çok memnun değilim. Hiç denemedim diyebilirsiniz. Henüz denemedim. Burada hiç denemedim de yazabilirsiniz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hiç denemedim diyebilirsiniz. Bu şekilde geçebilirsiniz soruları. Yani sorular çok basit bir şekilde gönderebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra kartınızı alıyorsunuz. Anketiniz bu kadar basit arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra hemen bir tık geriye geliyorsunuz ve burada oda kartınızı alıyorsunuz. Oda kartınızı aldığınız zaman dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Hatta odanızı kurup bir arkadaşınızla veya birden fazla arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Yani az önceki göstermiş olduğum aşamada, yani burada odayı kurabilirsiniz ve odanın içerisinde girip burada testini yapabilirsiniz. Ben hemen odayı kurayım. Oda kur kısmına gideceksiniz. Oda kur kısmında burada zaten yazıyor arkadaşlar. Oda kur saati ve zamanı vermiş. 2 gün bilmem kaç saniye. Buradan geliyorsunuz ve buradan modu alıyorsunuz arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi yeni modlar burada arkadaşlar. Yani yeni mod bu. Bunları bu şekilde tıkladığınız zaman odanızın şifresini kapatabilirsiniz. Ve bu şekilde odanızı direktmen kurabilirsiniz. Tabii ki bunu tek başınıza yapamayacağınız için bir arkadaşla yapmanız gerekiyor. Arkadaş bulduk. Hemen direktmen devam edelim. Şöyle de kısa bir yol size söyleyeyim. Eğer ki oda kartınızı aldınız veya süresi bitti, yine de test yapmak istiyorsunuz veya beta sürümüne girmek istiyorsunuz, oynamak istiyorsunuz modları, bunun için kısa bir yol size söyleyeyim. Veya herhangi bir oda kartına da ihtiyaç duymadan nasıl oynayabilirsiniz onu da söyleyeyim. Yani beta sürümü içerisinde haritalara tıkladığınız zaman yukarıda odalar var ya, hani oda ara, oraya tıkladığınız zaman mod oynayan bir sürü arkadaşlar var. Siz de tıkladığınız zaman onlarla birlikte oynayabilirsiniz. Yani birden fazla da kartınız veya zamanınız olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modun içerisine girdik. Modumuz gözüküyor arkadaşlar. Bir burada, bir tane de burada gözüküyor. Ve aynı zamanda balinalar, yani köpek balığı dediğimiz sistem de burada var. Yani kısacası modun içerisine girdik. Gördüğünüz gibi bu şekilde modun içerisine girebileceksiniz. Yani 3 gün boyunca testini yapabilirsiniz. Modun içerisinde birçok değişiklikleri yapabilirsiniz. Bu arada uçak animasyonu çok güzel olmuş. Grafikler çok iyi olmuş. Ben ilk moda atlayalım. İlk moda atlayıp oradan denemesini yapacağız. Rahat rahat biz de testimizi yapmış olacağız. Modun içerisine girmek istiyorsanız bu şekilde bu adımları takip edebilirsiniz. Şimdi ana modumuz burası. Büyük ihtimalle buraya geldiğimiz zaman bir canlanma hakkı alacağız gibi geliyor bana. En üstte bir gidersem altı göstermeye çalışacağım. Düşersek çok iyi olur. Okey, buraya geldim arkadaşlar. Ben hemen buradan en üste geçmeye çalışayım. Yukarıdan modu göstermeye çalışacağım size. Gördüğünüz gibi modun içerisinde böyle bu şekilde girebilirsiniz. Yani mod bu şekilde olmuş. Yani siz de oyuna girdiğiniz zaman bu şekilde büyük ihtimalle olacaktır. Bir de paraşüt açma yolları veriyor. Bu arada ben buraya direktmen bir atlayayım arkadaşlar. İçeriye atladığım zaman direktmen böyle suyun içerisine giriyorsunuz. Yani modun ana iç kısmına girebiliyorsunuz. Mod bu şekilde altı gözüküyor. Büyük ihtimalle şurası bizi yukarıya mı çekiyordu bakayım? Yoksa aşağıya mı çekiyor? Bunun üzerinde böyle durursak canımız gider mi? Bu arada yüzme işareti var. Direktmen bu şekilde gidiyorsunuz modun içerisinde. Ben modun içerisinde neleri alacağım onu merak ediyorum açıkçası.
Şu anda benim modun içerisine attı. Ne diyor? Yükselt diyor. Burayı tıkladığın zaman sizi yükseltiyor arkadaşlar. Böyle yukarıya atıyor. Yani yükselt dediğiniz zaman sizi yukarıya atıyor. Aşağıya bastığınız zaman zaten direktmen aşağıya gidiyorsunuz. Yani bir kere buradan çıkmak için belirli çıkış noktaları var. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Modun içi ve alt kısmı bu şekilde. Gerçekten çok değişik bir şey. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Ama bu antik bir batmış bir gemi ya da şehir gibi bir şey arkadaşlar. Bunu temsilen koymuşlar. Burada silahlarınızı alabilirsiniz. Ben buradan böyle atlarsak canımız gidiyormuş bu arada. Dikkatli atmanız gerekiyor. Yani istediğiniz gibi. Bu arada suyun içerisine yumruk atabilirsiniz. Tokat atabilirsiniz. Düşmanlarla karşı karşıya geldiğiniz zaman. Çünkü silah kullanamazsınız. Dur bakayım, silah kullanabilir miyim? Şöyle bir aşağıya ineyim. Silah kullanamayayım. Yok, silah kullanılmaz. Sadece yumruk atarsınız. Böyle bir Osmanlı tokatı dediğimiz şeklinde. Bir yumruk atabilirsiniz. Bu arada pusu yerleri de olabilir mi buralar? Yani olabilir de çok etkili olacağını düşünmüyorum. Lootlarınızı rahat rahat buradan alabilirsiniz. Bu alanlarda fight atabilirsiniz arkadaşlar. Bu alanlarda fight'i rahat rahat atabilirsiniz. Hiç problem değil. Buraya çıkış noktası anladığım kadarıyla. Şurada şeyler var arkadaşlar. Burada bu baloncuk tipleri var ya, onu alın. Çünkü onlar sizi o oyun içerisinde böyle havada gezdirecekler. Yani dolaştıracak. Onları anladığım kadarıyla birazdan göstereceğim ben size onu da. Şuraya da bir gidelim. Burayı da bir gösterelim. Bu ne işe yaradığını. Bu da asa mı acaba? Bize asa verecekti. Bu arada bakta burası arkadaşlar. Bakta olduğu için ben direkt daldım. Öyle bir şey söyleyebilirim ben size. Çünkü burası bakta. Çünkü öbür türlü böyle olursak, Victor'lar burayı görürse arkadaşlar sıkıntı olur. Hepimizi mahvederler burada Victor'lar. Onun için umarım bu bir bug'tır ve geçici bir bug'tır arkadaşlar. Çünkü böyle bir şey olursa düşünsene kanka. Bak düşün. Pat. Düşman geldi, hemen birinci şahıs aç. Düşmanları vurursunuz. Yani bu şekilde problem olmaması için. Bu bir bug arkadaşlar. Ben bug'ın olduğuna inanıyorum. Ve siz de böyle inanın çünkü bu geçici bir şey. Ama ben buradan bir şey almak istiyorum da alamadım. Neyse. Kısacası onun da bir şey var. Bir fonksiyonu var da bir bomba atayım bakayım çalışacak mı? Patlamasın oğlum. Bak oyunu patlatır Kur'an'ıma. Yanıyor mu lan? Oradaki şey yanmasın lan. Yüzükler Efendisi gibi. Yüzükler Efendisi filmi var ya, onun gibi olmasın. Göz patlamasın. Patlamıyor galiba. Arkadaşlar molotof'a attım. Bunun içerisinde molotof kayboldu. Onun için ben şöyle bir şey atayım. Bak şimdi bu olay böyle bir işe yarıyor. Dikkatinizi çekeyim. Bak gördüğünüz gibi. Burada binebiliyorsunuz. Binip bu şekilde uçurabilirsiniz bunu. Oyun içerisinde istediğiniz yere gidebilirsiniz. Hatta ben bunun üstüne bir geleyim. Umarım bunu şöyle bir alalım. Şöyle bir bırakalım. İçine girer miyim? Yok kanka. Aha benim şey de kaldı orada la. Ben nasıl onu alacağım? Kanka ben onu almam lazım ama. Almazsam bir tane daha yeni yedek bulmam lazım açıkçası. Büyük ihtimalle arkadaşlar o kaldı orada. Bir bakalım bu patlayabilir mi? Patlar umarım ya. Aynen patlıyor arkadaşlar. Bu patlıyor. Çok fazla dayanıklı bir şey değil. Bir mermi, bir jarjurluk bir şey var yani canı. O öyle diyebilirim. Kanalıma abone olmayı, bu videoya da like atmayı ve beni takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.